Yani, ben de iki parça çekip cüneyt. Evet hayır oynayalım. Yani, evet. Değil mi? Evet hayır oynayalım. Hadi ben gönüllüyüm. Evet. Hadi lan. Evet hayır mı oynayalım? Hadi ben gönüllüyüm. Evet şimdi Berkant da bir evet hayır oynayalım. İsmini alayım ben. Evet. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi gitti oğlum. Hadi ne olur. İsminiz? Yılmaz Erkas. Yılmaz Erkas. İsminiz? Evet. İsmim evet sayılır. Hadi ben de yapmayalım. Evet. İsminiz? Yok hayal bundan değil. Seni de böyle çay atar. İsminiz? Harbi konuşalım yani. İsminiz? Benim için fark etmez. Ben de seni isterim. İsminiz? Beraber iyi günler görürsün inşallah. İsminiz? Çekil lan. Yarı kapalı cezayı. Hadi Allah'a ısmarladık. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Buyurun eyvallah. Ay göremiyorum. Evet şimdi görüyorum. Külfeli çevre yani. Ayağımda kundura felini. İbrahim sen misin? Evet. Gelim abi. Ne var? Kaşandım. Bak aynısın. Öyle işte. Ben kaşandım. Ben de kaşandım. Bak. O da da açmıştım. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi. Geçmiş olun. Çekmiyor. Ondan sonra senin için bir şey olarak başlıyor. Bundan böyle anızdır. Hoş geldin ha hoş bulduk. Hoş geldin ha hoş bulduk. Oynatın bakalım anızı. Baş biraz sağ. Ağabey. Hoşlanın. Efendim şu anda başla. Evet. Erkaz'dan ailesini. Ben senin konuşana kadar. Efendim şu anda Poluşlar'da bulunmaktayız. Poluşların entelektüel aklından Hoca Önder Erkaslan'la görüşmekteyiz. Önder Bey siz nerede görev yapmaktasınız? Ankara Ayaş. Görevinize memnun musunuz? Vallahi hiç memnun değilim kardeşim. Memnun olmadığınız noktaları bize sıralar mısın? Ya parası çok ha. Evet. Yok lan öyle. Nasıl sizin? Şşşt. Haşeratları çıkar şuraya. İkinci bir nokta abi, kızımız çok attı, onu taklamıyoruz gördünüz. Evet, sevgili seyirciler, bugünkü Türkiye'mizde böyle insanlar ortaokul öğrencisi geçtirmekte. Sayın Spiker lütfen kendiniz de geçin. Önder Bey, çocuk dövme konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Dövülmeli midir, dövülmemeli midir? Valla bence çocuk ne kadar çok dayak yerse o kadar iyi akıllı. Onun için çocuk dövmenin bir yöntemi var yani. İsterseniz size bir göstereyim şöyle. Yok sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. İş çığırından çıkabilir. Dolayısıyla başlıyor. Evet, parasızlıktan yakınıyor arkadaşımız. Ne kadar aylık alıyorsunuz Önder Bey? 1,5 milyon. 1,5 milyon. Ve bunun az olduğunu söylüyorsun. Tabii az kardeşim. Sizce normalde kaç para almanız gerek? 5 milyon. 5 milyon, evet. Başka ne gibi sorunlarınız var? Ve para haricinde. Başka iyi yemek yemiyoruz. Çamaşır bulaşık sorunumuz var. Su ve elektrik konusundaki konusunda biraz bir verir misin? Orada herhangi bir problemimiz yok. Ya, suyumuz akıyor maşallah. Evet. Elektriğimiz de akıyor. Yani gelmiyor. Maşallah. Akıyor. 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 Sayın seyirci etrafta birkaç seyirci bulunmakta. Onların gürültüsünü duyuyorsunuz şu an. Yanımızda Almanya'da öğretmenlik yapan Berkan Şimşek'le bir röportajda bulunmaktayız. Bizim amacımız aradaki farkı ortaya koymaktır. Burada bildiğiniz gibi Önder Erkaslan Ankara Ayaş'ta öğretmenlik yapmakta. Memnun oldum Berkan. Berkan Şimşek de Almanya'da Ennepetal şehrinde öğretmenlik yapmaktadır. Şu anda Berkan Şimşek'te alacağımız cevapla karşılaştıracağız ki sorular aynı olacak yani.
Sayın Berkan Şimşek. Bir dakika kardeşim. Ha. Bir dakika. Ne haber? Sizin ne gibi sorunlarınız var Almanya'da? Vallahi bizim sorunlarımız yoktur. Hepsi iyi. Karı, kız, para falan hepsi yerinde. Bunun dışında yabancı düşmanı ve benzeri sorunlar yok mu? Yok ya, ne yabancı düşmanı? Zaten orası Türkiye. Şimdi böyle eften püften cevaplar beklemedik sizden. Yalnız herhalde bir sorunuz vardır. Buyurun abla, lütfen yapmayın. Görüyorsunuz adam ne kadar cahil. Senin az öğretmeni yaptın kardeşim. Kim diploma verdi? Evet, aradaki kültür seviyesi gerçekten içler acısı. Şu anda röportajımı devam ettirmekteyim. Acaba dayak konusunda arkadaş ne düşünüyor? Evet, dayak konusunda sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Tamam ya, yeter, bu tarafa gidelim. Kameraman, devam et, şu adamı rezil etmemiz lazım. Dayak konusunda ne düşünüyorsun kardeşim? Bana yapmayın. Manyak mısın, nesin lan? Hasta! Götürün lan bunu buradan. Kameramsın abi. Şu anda Amerika'da... Kalk bakayım. Evet, şu anda Amerika'da Ruslan'dan tanıştırmaya... öğretim üyesi Sayın Hasan Demir'le. Sayın Hasan Demir'le. Röportajımızı sürdürmekteyiz. Tabii ki bu soruların boyutları biraz daha değişik olacak. Sayın Hasan Bey'e Türkiye hakkındaki görüşlerini soracağım. Hasan Bey, ne zamandan beri Türkiye'desiniz? 20 senedir. Amerika'da olduğunuzu söylediler. Oraya da bir uğradınız mı hiç? Ya lan daha eğlenceli. Evet. Hasan Bey, Türkiye'deki sizin sorunlarınız ne acaba? Türkiye'de sorun çok. Ne gibi? Gibi. Evet, Erkaslan, pardon, Bay Erkaslan haricinde doğru düzgün bir cevap alamadı. Şu anda Türkiye'de daha okulda olan genç bir kızımıza sorularımızı iletiyoruz. Kameraman bizi izlerse memnun oluruz. Buyurun. 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 Evet. Şu anda Çağdan Şimşek'le bir röportaj yapmaktayız. Çağdan Şimşek, sizin Almanya'da herhangi bir sorunlarınız var mı öğrenci olarak? Hani bir vegi problemi in Deutschland, als Schüler. Nein, muss man rein, mit die Lehrer tauschen. Evet, buradaki söylemiş olan cümleleri telaffuz etmek istemiyorum. Ve devam edelim sorumuza. Çağdan Şimşek, hangi okuldasınız? Evet, ticaret lisesi gibi bir şey. Yapma ya. Kardeşim iyi misin? Çağdan Şimşek, tatiliniz nasıl geçiyor? Türkiye'de memnun musunuz? Yok ya, aman ya Türkiye. Ev kapandı, kapısaneydi. Evet. Bir şey aramadım. Evet. Boşuna para gitti. Bizim parası bu. Bizim parası, evet anlıyorum. Yolda tanıdık bir para harcadınız falan. Ne ya. Yolda? Burada. Burada mı? Burada Bolmark harcanıyor. Orada ne harcanıyor? Yolda. Yarımlar gel, yabancı. Evet, burada bir akustik problem var. Çağdaş İpek, Türkiye'ye ileride geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Yok ya, ölürüm diye gelmem. Almanya'da kalacaksınız. Tabii, Almanya'da mükemmel bir ülke var mı? Peki, ölünüzün gelmesi taraftarı mısın? Ölünüz de oradan mı kalsın yoksa? Ölüm mü? Gelin mi öldün hani, cenazen. Oradan mı kalsın yoksa gelecek misin buraya? Yok ya, gelse daha iyi, oranın kiliseleri benim gibi. Öldükten sonra... Lütfen Çağdan Hanım, kafanı resme tutma gibi sallamayın. Kiliselerin gürültüsünde rahatsız olmuş, onun için Türkiye'ye gelmesin, Türkiye'ye getirmiş. Ayrıca böyle de bir röportaj yap, bakarız. Şu anda herhangi soracağımız bir konu kalmadı zannedersem. Size son bir soru sormak istiyorum. Ve bu soru çok özel bir soru olacak. Onun için cevap vermek zorunda değilsiniz. Türkiye'deki erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ailelerle gönül eğlendirmek bayağı güzel oluyor. Evet, bu cevap cevaptan da öte bir şey. Sevgili seyirciler. Hep çok... sağ manyan peki, boş ver. Ne yapacaksın? Bir tekme bu yeter. Evet. Dikkat et, onlar vermesin sana tekmeyi. Erkekler mi? Bana tekme atsan ulan ben mahvederim onu. Sen bayan mısın kendin? Evet. Şu anda röportajımız bitmiştir. Ve şu köşeye gidiyoruz. Çok büyük Anadolu anamız. Halamla konuşacağım. Halacığım.
Nereli sen, adın soyadın, anlat. Erkaslan, Aycar. Evet. İşte Erzurum'da oturuyorum. Evet. Şimdi burada geldim gayrimin oğlunun düğününe. Ondan sonra İspartya'ya gideceğim. Evet. Tabii çocuklarla beraber gezeceğim, biraz küslük yapacağım. Evet. Ondan sonra döneceğim. Ne okuyoruz? İspartya'da kalacağım. Tamam. O kadar, iyi. Güzel. Erzurum'dan memnun musun? Erzurum'dan çok memnun oldum. Televizyon çıkacak, televizyon. İstanbul'da yerleştim, çok memnun kalacağım. Yani yerleşme niyetiniz var mı? İstanbul hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Suyu arası. İstanbul'u yeni geldik gördük, dur bakalım. Isparta'ya nasıl gideceksiniz? Otobüsle, arabayla? Tabii otobüsle gidecek. Torunların üçüyle. İkisi büyük kızın çocukları, kızları. Bir de İbrin'in oğluyla gidecek, Fatih Bey'le. İsparta'da neyiniz var? İsparta'da herhangi bir akraba? İsparta'da kızım var. Evet. Tabii damat da orada. Damatım burada. Kızım hemşire, eniştem de polis. Evet. Tamam, o kadar. Çok sağ ol, çok sağ ol. Evet, Türkiye'de ortaokul ayarında bir öğrenciyle söyleşimizi devam ettiriyoruz. Ve onun görüşlerini alıyoruz. Tamam. İsminizi, soyisminizi alabiliriz. Yılmaz Erkan. Daha yine çekilecekmiş. Yılmaz Bey. Kaça gidiyorsunuz? Okula gidiyorsunuzdur herhalde. Yok. Gidiyoruz. Orta 1'e geçtim. Konsere yapmışım. Orta 1'e geçtim. Evet. Neyle geçtin? Tekiyle. Aferin. Kameraya bak lan. Okul dışında herhangi bir aktiviten var mı? Spor falan yapıyor musun? Evet, yapıyorum. Ne yapıyorsun? Karate. Aferin. Kaçıncı kuşaktasın? Beyaz. Hangi kuşakta? Birinci kuşaktasın. İyi. Öğretmenlerinden memnun musun? Memnunuz ama çok dayak atıyorlar. Ciddi dayak atıyorlar mı sana? Evet. Yaramazlık yapıyorsundur herhalde, onun için dayak atıyorlar sana. Yok ya, haksızlık yapıyorlar ama ya abi ya. Şimdi biz konuşmuyoruz, hemen tahtaya yazıyorlar, şipşak dayak yiyoruz. Yani senin ismini tahtaya yazıyorlar, diyorlar şipşakına dayak at. Öyle değil abi ya, bak tahtaya yazıyorlar. Yılmaz Erkaslar, öğretmen geliyor, kim yaramazlık yaptım falan pişman. Evet. Öyle çat pat yapıyorlar adamlar. Ha işte, demek ki işte buranın düzeni, boş ver. Tamam, yeterebiliriz sana. Gel Süray. Bir dakika, bu sahneden sonra sorularımı dersen bir şeyler anlat. Ne anlatayım? Bir şey mi anlatayım? Anlat. Fıkra anlat. Şimdi bir çocuk okulda çok yaramazmış. Öğretmen demiş ki, oğlum demiş ki. Kamera bana bak. Öğretmen demiş ki. Ay bir tekim ya, valla sinir ya. Öğretmen demiş ki. Dur onları çektim ha. Bekir iki ya. Abi ya bizi çektim. Allah'ım. Evet, gel gel onlara gidelim. Gel. Bitmedi burada. Şu fırtına bak. Yine son bir soru sormaktayız. Ev sahibine doğru yöneliyoruz. Buyur kamera demiş bak. Demiş ki annemin işi vardı, babam beni doğurdu demiş. Şurada gördüğünüz biricik yengemiz. İlk gözümüz yengemizle röportaj yapmakta. Yengeciğim nasıl? Gelmiştik ya. Ne yemeği yapıyorsun yengeciğim? Taze fasulye yemiş. Taze fasulye yok. Şu patates yemeği mi ne? Yok, mercimek çorbası. Şuradaki. Mercimek çorbası o hale mi gelmiş? Ne yazık ki sinekmekte uğramışlar. Öyle mi? Başka yemeğin var mı yengeciğim? Benim karnım acıktı da onun için. Var, patlıcan oturtma var. Taze fasulye. Ha, bunu bekleyeceğiz herhalde değil mi? Yok, bunu akşama hazırlayalım. Düğünden gelenler aç gelecek. Onlar yesin. Sağ ol yengeciğim. Bunu yiyebiliriz yani değil mi? Tabii. Ha, biraz sonra onun cevabına bakarız. İnşallah. Efendim, bu gördüğünüz yenge
Annenin ayrı bir yeri vardır. Çok severiz kendisini. Yalnız bu izinle geldiğimizde biraz soğuma hissettik. Bunun nedenlerini açıklayabilir misiniz? Estağfurullah. Annem hasta, böreğim bozuk, o yanda. Anlıyorum, anlıyorum. Yoksa ki hiçbir değişiklik yok. Yok, evet, evet doğru. Aram. Son zamanlarda anladım ve değişiklik. Yok kardeşim, Allah'ım. İngilizce söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sağ olun. Evet. Yengemi öpüyorum ve burada kamera durabilir. Hayır. İşte. İş karesinden kaka bizi rezil edecek. Ne olacak? Anne çöpten kesin al dede. Çöpten kesin bak burada çöp kurşun. Burada kapanıyor. Kapama o. Kapan. Konuşacaksınız ve ikiniz de aynı. Ne yapıyorsun çimeniştesiniz? Suratınız bir karış. Ne oluyor anlayalım yani. He? Bak bak bak. Hayır, bak. Mehmet gel yukarıya doğru git. Abi üstüm üstüne doğru. Çocuğun annesi öldü ve onu görmesine bile izin verilmiyor. Dışarı çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum buradan. Ne yapıyorsun? Düşeceksin, dikkat et. Dışarı çıkmak istiyorum. Dur orada. Dışarı gelip çıkacağım. Seni alacağım. Aptallık ediyorsun. Gelin. Al çank. Büyük ayak. Majeste, elinizi verin bana. Elimi tutun. Hadi Majeste. Kulağıma bakın lütfen. Sağ. Evet. Parmağımı izleyin lütfen. Merak edilecek bir şey yok. Ama gözlük taksi gel. Lord gibi mi? Hayır, olamaz. Bir imparator nasıl gözlük takabilir? Buna izin verilemez. Artık zaman değişti efendimiz. Gözlüklü bir imparator düşünemiyorum. Geleneklere aykırı bu. Görülmemiş bir şey. Eğer gözlük kullanmazsa Johnston,
kör olabilir. Majeste. Eğer gözlük takması kabul edilmezse istifa ederim. Ne yazık ki kararımız kesin Bay Can'dan. Benim de kararım kesin ve istifa ettikten sonra anlatacaklarım Çin'de çıkan bütün gazetelerde yayınlanacak. Ne anlatacaksınız Bay Johnston? Mesela bu sarayın imparator için bir hapishaneden farkı olmadığını, taç giydiği günden beri bir kez bile kapısından dışarı çıkmadığını ama artık büyüdüğünü ve bu ülkede sokağa çıkamayan tek insanın neden kendisi olduğunu merak etmeye başladığını. Bence imparator dünyanın en yalnız çocuğu. Ve eğer kör olursa çok yazık olur. Kör mü Bay Johnston? Doktorun dediğini duydunuz. Ama fark etmez değil mi? Çünkü imparatorun görmemesi burada yaşayan 1200... hayatını edemez. Eğer ki Bay Johnston haftada 3000 yılın mevamidir. Sarayın... aynı şey geçerli. Hepsini düşündükleri tek şey kendi keselerini doldurmak. Bunu yapabildikleri sürece imparatora ne oldu umurlarında değil. Hesabınız gerçekten çok etti Bay Johnston. Ama yanılıyorsunuz imparator. Yetkileri alınmış olsa bile birçok kişi için hala çok önemli. Önemli olduğuna inanmasam şu anda burada olmazdım. Şimdilik o sadece bir sembol ama çok yakında bu durumun deşiğine inanıyoruz. Gözlük bir ayrıntı. Asıl istediğiniz nedir Bay Johnston? İstediğim tek şey bir gözlük. Şampuanı ayrı, saç kremini ayrı zaman mı? Ayrı ayrı. Prenses Vayyum Majeste, 17 yaşında. Prenses Uçen, 15 yaşında. Prenses Liyi ve Prenses Huyen. Bu kim peki? Prenses Van Sui, 12 yaşında. Komik bir yüzü var. Çile! Tek eş istemiyorum. Bir imparatoriçe olacak, bir de ikinci eş. İkinci eş mi? İmparatoriçe olarak kimi seçtiniz? Onu onlar seçti. Çok yaşlı cansın, 17 yaşında. O kadar da yaşlı sayılmaz Majeste. Nasıl biri? Çağ dışı. Ben modern bir kadın istiyorum. İngilizce ve Fransızca bilen bir kadın. Hızlı dansları da bilmem tabii. Johnston! Buyurun. Kaçacağım buradan Johnston. Biletim alındı. Valizim de hazır. Oxford Üniversitesi'ne gideceğim. Evet, anlıyorum. Eğer evlenirseniz kendi evinizin efendisi olursunuz. Bu durumda evlilik sizin için daha pratik bir kaçış yolu olabilir, öyle değil mi? Thank you.
Tuncay'ı yapmış şimdi işte bu. Tuncay harekatlarını görüyoruz. Bu damatın tarafı yok. Damat tarafı yok. Yeni hanımın kayındır herhalde. Ne? Gerek işte, yok lan. Muammer Bey. Şey yok. Yok işte şu bir... Aysel Hanım. Gelin hanım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Al olsa ya. Evet. Muammer abi yapar o işi ya. Yanımda dur. Bak. Baksana baksana. Anons mu yapacağız? Anons yapmış ya. Anons yapılması da bir yardım gibi bir şey yani. Ya yani orada işte sadece... Ya anons da yok. Sıkıldın ya. He? Sıkıldın diyor. Evet, Toy yengesi. Toy yengesi. Toy'un ağası. Bir kamyon takılmış, yol vermiyor. Affedersin. Ve Toy'un ağası. Kamyon önümüzde yok. Bütün yolları mı? Dedim valla bu da yakacak götürüyoruz. Dedim hadi şimdi bir şey dedim. Tamam, o gün gelin. Yetmez mi? Yeter. Tuncay'a el katlan. Aa bak bak. Gördünüz mü? İşte yakacak. Toy'un ağası koyalım. Ağası da burada işte. Mecmettin Taştan Bey, Toy'un babası. Toy babası. Toy babası. Hasan Bey çekti. Ne diyor bu? Beni çekti ya da Toy'un ağası. Hasan Bey. Toy'un ağası. Toy'un ağası. Oyun komitesi başkanı. Komitesi başkanı. Hay komitesi. Abi bir yanlış anlıyorum. Vermiş giren çak koruna çıkardı tamam mı? Gerek yok dedi. O yüzden Mervos çağırıyor. Bu da Erdoğan koruna çağırıyor ya diyor ki. Bak Erdoğan diyor. Erdoğan nasıl? Evet. Cahaya bir poz veriniz. Nasıl poz veriniz? Bak işte yakışıklı. Evet abi. Neyse bak aşağıya da biz abi. O ne oluyor şimdi? Çeçekli. Bu da uzunlar. Hani abi gidecek mi? Kapıdan maske sınavetlerimizi, piste gelmelerini rica ediyoruz.